eltisiyle görümcesi yerler deniz börülcesi. İşte deniz börülcesi yemeden önce mutlaka ama mutlaka söylediğimiz bir eseri dinlediniz Mutlaka Erdem mı Hanım'dan. dediniz? Mutlaka. Mutlaka bu mıntıka. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi daha önceden kafamıza yerleştirdiğimiz ancak bir türlü kendilerinden kopamadığımız, kopmak istediğimiz zaman bile çıkartamadığımız sevgili Silent Dire şakkalarımız gördüğünüz gibi kellelerimizde duruyor. Cenk amcanızınki de biraz uzamış sanki Biraz uzadı, gittikçe büyüyor. Cenkçiğim. Böyle hafifçe pıs 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 kenarlarına su verdiğiniz zaman büyümeye devam ediyor. Ah, canlı şapka. Fakat alırken nasıl çıkartacağımızı öğrenmediğimiz için hala kafamızda. Bir de tabii Evet, şu bu da var arada yani. çatalın yeni bir kullanımını sergiledim Bizi izleyicilerime. biraz daha ciddi gösterdiği için en azından söylediklerimize inanacağınızı düşünmekteyiz. Yani şimdiye kadar anlattıklarımızda bunlar ne kadar ciddiyetsiz insanlar, biraz ciddi olun Evet. falan gibisinden düşünmüş olanlarınız tek tük de olsa vardır belki. Onları da ikna maksadıyla bu şapkalar çok işe yarayacak diye düşünüyoruz. Şimdi gelelim deniz börülcemize. Deniz börülcesi adından da anlaşılacağı üzere böyle gelgiti bol olan misal Ege kıyıları gibi kıyılarda yetişen bir zaman işte deniz suyunu emikleyen, bir zaman denizden çıktığı zaman işte orada ne varsa onları yiyen, Bildiğin kumsaldaki yosun. güneşlenen dostlarımızı yiyen bir takım yosunlarımızdır ve yine insanoğlu doğada gördüğüm her yeşil yenmelidir şeklinde düşünürken bunları bulmuş Keşfetmiş. ve yemeye karar vermiştir. Eğer sevgili izleyiciler iyi yapıldıysa, iyi bir yerden toplandıysa bu deniz börülcesi börülce familyası içerisinde yenilesi olan tek dostumuzdur. Ama bunu da tabii kötü yapmayı başarabilen insanoğlu ondan nefret etmemize de sebebiyet verebilir. Zaten bir şeyin düzgün olup olmadığını ona verilen isimde anlayabilirsiniz. Yani güzel olan bir şeye börülce gibi bir isim verilmezdi. Nece Ama konuşuyorsun? Börülce konuşuyorum. tabii bu zavallıya neden deniz börülcesi denmiş onu da anlamak mümkün değil. Çünkü kara börülcesine bildiğim kadarıyla benzemiyor. Benziyor mu? Ben hiç sevmem kara Benzemiyor. börülcesini. Yani mesela zehirli orman börülcesi falan gibi bir şey söylense biraz daha Ya da artistik olabilirmişti. okyanus börülcesi denseydi mesela. Tamam Evet. denizden çıkıyor olabilir ama yerken kim bilecek onu sevgili izleyiciler. Bu arada deniz börülcesi işine giren sevgili sulucumuz Haldun'u da buradan tebrik ediyorum. Şimdi tadacağız, göreceğiz. Çünkü Evet. deniz börülcesi tamamen aslında kendi lezizliğiyle soframıza gelmesi gereken bir dostumuz. Bizim tek yaptığımız onu haşlayıp üzerine limon sıkmak. Evet, güzel, bayağı bol limonla bir de soğuk soğuk yendi miydi? Gider sevgili izleyiciler, fena değildir. Evet. Fakat Ama pardon yine tekrar etmemiz lazım. Üzerinde bolca limon bulunan her şeyi yiyebiliriz. Kuşa kağıt da bunlara dahildir. O yüzden deniz börülcesinin aldanmamalıyız. evet tek başına çok da lezzetli olduğunu söyleyemeyiz. Şimdi tabii Haldun, ya ben bunun üstüne ne koyayım? Bu çocuklara böyle çocuklar derken bizden bahsediyordur diye düşünüyorum. Evet. Böyle sırf yosun koyup göndermiş demesinler. Şimdi benimle dalga geçerler falan diye. Üstüne gitmiş kıyılmış domdiz koymuş ki bir börülcenin yanına asla yaklaşmaması gereken dostumuza domdiz denir sevgili Dondiz. izleyiciler. Ve de börülcemizin alt kısmına dikkatlice baktığımız zaman börülcelerimizin yeşilden kahverengiye doğru dönmeye başladıklarını görüyoruz. Bu da onların yapraklıktan hafiften dala doğru geçtiklerini bize anlatıyor. Dallanıp budaklanması, börülcenin dallanması dediğimiz olguya sebebiyet vermiş. Tabii bu toplandığı dönemin çok eskilerde olmasından da kaynaklı olabilir. Çünkü börülceler suda yaşayan dostlarımızdır adından da anlaşılacağı üzere. Kendisini denizden alıp çıkardığınızda yavaş yavaş ve bir böyle kararlı bir şekilde ölmeye başlar. Evet Can çünkü çekişir sevgili yavaş izleyiciler. yavaş ölürler çünkü biraz aptaldırlar. Aa bizi sudan mı çıkardılar çıktık mı denizdeyiz canım olur mu falan diye kendi aralarında konuşan börülceleri duyarlı gibiyim. Çok duyargalı bir insansın. Şimdi Evet, benim bakalım. öğrettiğim yöntemlerden biriyle çok başarılı bir açım gerçekleştirdin. Eğer Cenk amcanızı tebrik ediyorum. Erdem amcanız öğretmese şimdi saatlerde cebelleşiyordum bununla. Şu öncelikle domuzları iteleyelim. Dizleri geldikleri yere yani tekrar bunu aslında Haldun'a geri göndermemiz lazım canım Evet. Cenk'im benim. Şurada daha kahverengi, burada ise biraz daha yeşilimsi olan Demek ki dostlarımız burası mevcut. kumsalda bekletilmiş olabilir mi? Evet. Bu arada üzerinde kum gibi bir takım dostlarımız var. Bunlar filizlenmiş Cenk'ciğim, yenmez söyleyeyim. Filizlenmiş, utanmasalar çiçek taşıyacaklarmış. Bir Evet. de
oldukça yıvışık vaziyetteler. Yıvışık ve üstelik tadına bakım adını verdiğimiz ilk çatal için oldukça yoğun bir miktar aldın. Yok, ben sadece izleyenlerimiz görsün tamam. diye öyle şey ettim. Böyle baktığımız zaman küçümal neydi o? İnce uzun şöyle yeşil gene garip kurabiye bir şeyler daha vardır. Evet, işte o da o garip kurabiye bir şeyler hatırlayamadım şimdi. Evet, yani bu da şimdi tadım miktarı ne olmalıdır Cenk'ciğim, tadım miktarı? Onu sevgili izleyen. Mesela yeter şu işte. Bile tadım miktarında aslında fazla ama olsun, deneyelim bakalım. Nasıl, beğendin mi Cengil? Kurçuk şeklinde, fena değil. 10 üzerinden 2. Yani biraz lezzet yoksunu. Tabii biraz daha zarnusahlı olabilir değil mi? Yani zannediyorum zarnusahı evet, biraz eksik. Evet, içinde hala suyu tuttuğuna göre hala yenecek hali var demektir. Sarımsak konuyor muydu buna Cenk'ciğim? Sarımsak konmalıdır. Halduncuğumuz pek bu işe şey etmemiş. Yani sonuçta sarımsak pahalı diye düşünmüştür. Evet, bir de beyaz yakalılar şimdi öğle tatilinde deniz börülcesi isteyecekler. Onlara sarımsaklı vermeyeyim diye de düşünmüş olabilir. Peki bu deniz börülcesi dostumuz ne bileyim yanında ekmektir, etimektir, kızarmış ekmektir. Ona bağlı bir takım sistemlerle mi lüpletilir yoksa böyle çatalla saatlerce muhabbet ederken? Genelde ben su içmeyi hiç sevmiyorum diyen garip dostlarımız vardır etrafımızda. İşte Allah. Suya zencefil koydum anca içebiliyorum, limon sıktım anca içiyorum falan diyen bu gibi dostlarımız su içmek yerine bunu yedikleri zaman su ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Niye, içinde su mu vardır? İçinde bolca su vardır. Ama deniz o suyu değil mi durum? Deniz börülcesi. Ya deniz suyu içilmez ama yani bildiğim kadarıyla. Tamam da işte boşalmış olması lazım. Tuzunu emikliyor sonra, bak mesela burada bütün bir dal mevcut, gördün mü? Olduğu gibi bir dalı. Tabii bu deniz börülcesi sevgili izleyiciler bir deniz bitkisi ama acaba denizin kum kıyı, dediğimiz dibine, kıyı bitkisi aslında. Evet, yani denizin dibine yapışık mı yaşıyor? Yani bu orada bir ağaç gibi dallanıp budaklanıyor mu diye düşünenler olabilir. Diğer sevgili yosunlarımız gibi suyun üstünde öyle ağırdan araya serseri mayın usulü dolaşmaktadır evet, diye yani düşünüyorum. Yani denizde yüzerken yosun gördüğümüz zaman nerede bunun kökü falan diye sinirlenmediğimize göre börülcemizin de bir kökünü aramamıza gerek yoktur. Deniz börülcesi 6 aylık aralarla avlanmaya çıkan deniz börülcesi avcıları tarafından avlanırlar ve sofralarımıza getirilirler. Yani biliyorsunuz bazı bölgelerde denize girerken böyle suyun üzerinde bir takım yosunsal şeyler olduğu zaman onun pis olduğunu zanneden ham kızlarımız falan diye onları böyle kenara itekleyerek denize girmeye çalışırlar. Ki haklıdırlar, biraz insanı huylandırır. Belki de o eteklediklerimizin pek çoğu aslında güzel deniz börülceleri de olabilir sevgili izleyiciler. Olabilir. Çok dikkat etmeliyiz. Evet, çok dikkat etmeniz gereken bir başka şey de börülce ya da yosunları böyle itelerken eğer ki yanlarında beyaz köpükler varsa o suya girmeniz zaten hiç mantıklı değildir, bunu da hatırlatmanız evet, lazım. Evet, çünkü deniz börülceleri köpürmüş demektir sevgili izleyiciler. Niye mantıklı değildir Cenk'ciğim? Çünkü onlar pis. Ha, o pis şey köpürür mü demek istiyorsun? Tabii. Anladım. Pis şey köpürür. Bu bir eski atasözümüzdür biliyorsunuz. Evet. Bakınız şöyle güzel. Bu biraz daha benim şimdiye kadar yediklerimden daha lezzetli olarak duruyor. Çünkü o kadar lezzetli ki lezzeti taşmış ve çeşitli dallara bölünmek suretiyle yeni deniz börülceleri oluşturmaya başlamış. Ama dikkatli bakarsanız ve eğer bu şekilde değil de güzel bir şekilde tabağa füzyon mutfağı mantığında dizilirse kendilerinin kırk ayağa benzediğini ve aslında görüntü bazında tiskinip yiyemeyeceğimizi gayet rahat anlayabilirsiniz. Sadece kırk ayak değil, aynı zamanda çiyan ve ona bağlı dostlarımıza da oldukça benzetilebilir. O yüzden füzyon mutfağında biliyorsunuz asıl önemli olan şey tabağı nasıl hazırladığınız ve görsel bir şey aslında içerisine koyduğunuz kimsenin karnını doyuracak bir şey değildir. Ama öyle bir tabak hazırlarsınız ki wow falan olunur ve ona dünyanın parası verilir. İşte bu tür tabakları hazırlarken biraz böyle underground bir tabak ta bu börülce kullanılabilir diye düşünüyorum. Evet, mesela benim hazırladığım füzyon mutfağında 2 adet leblebi ve de üzerinde Cenk yazan bir hardal kütlesi vardır. Bu çok tutan bir tabağımdır. Evet, Cenk amcanız bunu NFT'den dünyanın parası da sattı bu tabağı sevgili izleyiciler. NFT'den satmak, NFT adlı dükkan. Peki domatesin tadına bakalım. Yani hani deniz börülcesi çok hazır yiyeyim yaparken sen hazır yiyeyim dışında bir şey yemeye çalışıyorsun. Hayır ama yani bununla gönderdiğine göre acaba Haldun'un bir bildiği mi var? Gerçekten çok mu lezzetli oluyor diye bir tahmin şey yapabiliyorum. Yani düzeltmek, pardon, denemek istiyorum. Bunun kalınlığına bakarsak ana gövdenin bu olduğunu anlayabiliriz. Diğerlerinin hepsi bundan evet, çıkmış. Deniz börülcesi yerken en önemli şeylerden bir tanesi ana gövdeyi kimin bulacağıdır. O yüzden genelde kırsal ya da denizsel ortamlarda tatilde malak gibi yatmaktan canımız o kadar sıkılır ki
ortaya büyük bir deniz bölücüsü söylenir. Haydi bakalım kime gelecek ana gövde falan evet. gibisinden çatallanır Allah kahretmesin. Bu bulgur pilavının içine eskiden tam altın konulur ve bu tam altının bulunmasına çalışılırdı. Artık böyle şeyler yapılıyor. Neden? Enflasyon var. Aslında o da tam altın konmazdı. Tam altın konacakken hiçbir şey konmazdı sevgili izleyiciler. Bölücülerimizin bir kısmını buraya dökmeyi başarmışım. Gerçekten bu kadar dandik bir yemeği bile üzerine döktün Cenk'ciğim. Tebrik ediyorum. Thanks. Peki bu sevgili dostum. Bir ana gövde daha. Sevgili dostumuzun yanında şefimiz içecek olarak ne öneriyor? Sakalına biraz tutundu ama en sonunda şey yaptı. Kendini bıraktı. Evet. O halde ben bu deniz bölücümüze Tom Cruise adını vermek istiyorum. Ve Mission Impossible. Mission Impossible filmi izlemek üzere içeriye doğru gidiyorum. Helikoptere tutundu anlamında diyoruz. Evet. Evet peki yanında mesela asitli dostlarımız ya da ne bileyim kahve, çay... yeşil çay falan içilebilir mi? Deniz börülcesinin yanında ben tabii Aynen. deniz börülcesi bir bitki olduğu için et yenmesi lazımdır. Dolayısıyla güzel bir steak tavsiye Peki, ediyorum. Peki mesela steakçi dostlarımız ya da işte etçil bir bölgeye gittiğimizde orada bu et bize sunulurken üzerine ya da yanına deniz börülcesi sunumu yapılır mı? Böyle bir adet var mı? Genelde ayrı bir tasla getirirler. Tas. O tasla ne yapıyorsan yap işte al börülcünü de getirdim be. Bu börülce tası mı falan diye de sonra aslında bu tabii meze olarak da geçer sevgiliciler. Özellikle Ege kıyılarında böyle öncesi yemekten önce meze alımı varsa işte şakşukadır. Efendim ona bağlı bir takım haydari ve kuru cacık dostlarımızı alırken deniz börülcesi de var abi falan gibisinden söylemler duyarsınız. Asla yaklaşmayın derim evet, sevgili. Ve de kesinlikle deniz börülcesi iyi mi falan gibi sorularla gitmeyin ya da herhangi bir şey iyi mi diye sormayın. Çünkü garson dostunuz ellerinde en fazla ne kalmadıysa ve çöpe gitmeye hazıra doğru gidiyoruz. Siz de ona doğru iteleyecektir. Onu meze olarak kakalayacaktır diyorsun. Evet, deniz börülcesiyle ilgili daha konuşacak tabii çok şey var. Yani istesek burada 4 programlık malzeme var ama hepsini bir kere de size aktarmanın doğru olmadığını İstersen düşünüyorum sevgili. Bunu bitirip daha sonra deniz börülcesi 2 adlı önemli programımızı çekelim. Evet, deniz börülcesinin sequelleri sırada sevgili izleyiciler. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan.